Ama çok bir çağrı yapmıştık bundan 5 ay önce. Yani futbolda temiz eller başlamalı diye. Onun da madde madde, aslında bu bir manifesto gibiydi. Madde madde de altını doldurduk. O maddelerle ilgili TFF'ye resmi bir müracaat yaptık. İşte bu tip. Çünkü sonuçta şöyle bir şey var. Herkesin şikayetçi olduğu ama yapan da şikayetçi olduğu için kimin yaptığı belli olmuyor. Biz de diyoruz ki toplumu rahatlatmak gerekiyor. Hakikaten de sürekli bir mağdur edebiyatı oluşturup sürekli mağdur oluyoruz diye insanları manipüle etmek işi çok farklı boyuta getiriyor. Çok bu işin temizlenmesi için çok şeffaf olmak gerekiyor. Bugün federasyonun o tüm yayını açıklaması ne kadar işin ne varsa karında dökülüyor. Dolayısıyla şeffaflık her şeyin çözümü. Şimdi dün bir şey planlı bir şekilde çok sistemli ve aslında hepimizin alışık olduğu Amerika'dan bir operasyon. Önceden bağlantıları olan, söylenilen o hesap, eskiden farklı bağlantıları da varmış. Hatta sürekli bizi suçladıkları FETÖ ile ilgili bağlantıları da olduğu söylenilen bir hesap üzerinden böyle bir şey yayınlanılıyor. Ve kesilip biçilip sadece bir kısmı yayınlanıyor. Bu işten bizi kurtaracak hepimizi, sonuçta futbolun tüm paydaşları aynı dertten müzdarip. Dediğim gibi hakkı yiyen de, puanı gasp eden de aynı dertten müzdarip olduğunu söylüyor. Gasp edilen de. Bunun için nedir en büyük çare? Tekrar bunun çağrıda bulunacağım sonuna kadar, böyle olana kadar. Gelin yani sosyal medya baskısıyla, medya baskısıyla, çünkü medyada da birçok yorumcu, yazar. Bu baskıdan ötürü veya farklı ilişkilerden ötürü, onu ben bilemem. Objektif yorumlar yapmıyor. Biz geçenlerde bir çağrıda bulunuyoruz, hiç yer almıyor, neler konuşuluyor. Farklı takımlardaki yöneticiler çok daha ağır açıklamalar yapılıyor. Örneğin benim neredeyse üzerinden 1,5 yıl geçmiş olan, üzerine 20 defa özür dilediğim, tam da aslında kelimeleri öyle olmayan ama öyle gibi de yansıtılan ama sonuçta benim defalarca özür dilediğim şey sürekli gündem. Sayın Ali Koç, bu görüntüye dair daha önce bir açıklama yapmıştı ve sonrasında bu görüntünün ortaya çıkması sanki daha önce izlemişler gibi bir izlenim de yarattı. Ya bunu ben yine katıldığım programda 5 ay önce bu temiz elleri çağrısını yaparken söylemiştim, içeriden sürekli şeyler sızdırılıyor diye. Bu zaten yani kendi sistemlerini bir şekilde burada bu şekilde ispat edilmiş oldu. Sadece Ali Bey değil, başkaları da, yorumcular da, şeyler de bunu söyledi. Kaldı ki o hafta 2 tane hata olmuş. Bakarsanız birisi çok daha bariz öyle bir şeyle ilgili. Biz Antalyaspor maçından sonra ben normal o bir konuşma yapacaktım. Konuşmadım. Bizim maçta da tartışmalı bir şey olmuş. Bundan çok daha ağır penaltılar, çok daha bariz olanlar bize verilmedi buradaki şey. Ama hepimizin öz eleştirisi yapması lazım. Bu pozisyondan öyle bir maçtan sonraki Antalya maçında da bize de verilmeyen şey var. Ama dediğim gibi Türkiye'de verilen türden penaltılar. Ama ortalama olarak belli de bir ağırlığı olması lazım penaltının. Ama bakıyorsunuz gerçekten kayrılarak 90 artılarda en az fazladan 8-10 puan alan bir takım var. Ve ya her hatadan sonra bir de mağdur gibi konuşmalar, açıklamalar. Ya bakın, gelen şeyler bunlar. Yani en önemli şey bu konudaki edep. Yani insan gerçekten kendine dair bir hata yapıyorsa öz eleştiri yapar. Bugün zaten ben basın organlarının da hem görsel hem yazılı basında bu konuları zaten adil bir şekilde değerlendirilmediği için bu oluyor. 2 yıldır işte hakemleri gördüğünüz yerde çevirin, yok birisi tokatlarsa olayı oldu, hakem yumruklandı, ondan sonra İstanbul Spor sahadan çekildi, birçok olay oldu şimdi. Mustafa Kan Bey, Erdem Bey, şunu soracağım, aslında biraz da bahsettiniz ama şimdi bir görüntü verildi ve bahsettiğiniz gibi Sayın Ali Koç'un 2 hafta önce yaptığı basın toplantısında da aslında tam olarak bu görüntülerden bahsettiği ortaya çıktı. Biz şimdi verilen hesabı konuşuyoruz ama belli ki federasyon içinde bir klik veya bir ekip burada Fenerbahçe veya o hesaplarla aslında bir anlaşmalı bir durum olduğu ortaya çıktı. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü bu
Demek ki sadece bir görünen kısım bu videoyla bu ortaya çıktı. Yani iki senedir hani bu durumla alakalı genel bir değerlendiririz ve Galatasaray bu konuda nasıl bir aksiyon alması gerektiğini düşünüyorsun? Daha demin de söyledim. Ben bunu aylar öncesinden söyledim bu şeyi. Yani tam da söylediğim buydu işte bu sistem. Galatasaray ne yapabilir? Şöyle söyleyeyim. Aynı şekilde şiddetle bu tip yani rakibinizin yaptığı haksız puan kaybından sonra açıklama yaparak üste çıkmaya çalışmak. Bunlar buna böyle şeyler yaparsan daha da gerilecek. Bakın tekrar ediyorum iki takım maç yapacak. Herkesin oraya işte binlerce her iki takım taraftarı gidecek. Tabii ki yani romantik bir şekilde keşke herkes birbirine sarılsa öyle bir şey diyemeyeceğim. Keşke olsa ama çok doğru bir şekilde gitmesi lazım. Zaten bakın ben bunların hiçbirisini Galatasaray lehine, Fenerbahçe aleyhine, Galatasaray aleyhine, Fenerbahçe lehine diye değil ya. Kim yaptıysa ortaya çıksın. Bu bizim hayır biz yapmıyoruz yapıyor değil. Ya ne varsa çıksın. Ne varsa çıksın. Ve aslında zaten dediğim kamuoyunda gerçekten söz sahibi insanlardan bu konuda fikir önderlerinden, medya mensuplarından ricam her şey ortaya çıksın. Medya yöneticisi baskısıyla programa çıkarılmamış. Medya yöneticisi baskısıyla görevine son verilmiş. Hangi takım aleyhine yapıyor olsun çıksınlar. Hani bazen yurt dışında oluyor ya birisi bir açıklama yapıyor. Ondan sonra herkes bana da oldu, bana da oldu diyor. Öyle bir şey başlatılsın. Cesur olmamız lazım. Bakın, hayatta doğruyu olduğunu düşünen, adil olan, başkasının hakkına saygı gösterdiğini düşünen insan zaten cesur olur. Ben hiçbir zaman hayatımda ahlaksızların cesur olduğunu görmedim. Ahlaksız insan sonunda korkaktır. Bir çıkar güden insan sonunda korkaktır. İdealist insan cesurdur. Ben gerçekten bunu bakın Galatasaray için, Fener için, Beşiktaş için, şunun için değil. Türk futbolu için ortadan konuşalım, cesur davranalım. Herkes kendine yapılan şeyleri açıklasın. Kim yapmışsa ortaya çıksın. Yani medya yöneticisine baskıyla bir şey yapılmışsa ortaya çıksın. Diğeri ortaya çıksın. Bunların hepsini ortaya çıkarmamız lazım. Zaten bunlar... Niye bunları bu kadar önemsiyorum? Ya bunlar federasyonu baskı altına alıyor. Bunlar hakemi baskı altına. Her şeyi şeffaflaştırmaktan ama her şeyi. Başkaca bir çözümü yok bunun. Çünkü şeffaflaşmadığında işte böyle kirli eller içeriden bilgiyi sızdırıyor. Oradan Amerika'ya gidiyor. Amerika'da yine kirli bir organizasyon buraya getiriyor. Buraya o görüntü gönderilmeden önce birkaç tane, 3-4 tane açıklama tam böyle planlı. Önce onun altyapısı yapılıyor. Bu kirliliklerin son bulması için bunun tek şeyi şeffaflık.